Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 22 Kasım çarşamba günü niyetine sizler için şöyle bir fincanımı kapattım ben takipçilerime abonelerime ve beğeni yapanlara niyet ederek fincanımı kapatıyorum arkadaşlar sizler de lütfen kendi niyetlerinizi Şöyle oldu niyetiyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Önce bir kahve sonrasında da bir tarot açılımı yapacağız. Lütfen açılımlarda size ait olan pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi bırakın, gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Bakalım 22 Kasım çarşamba günü niyetine fincanımız bizlere neler gösterecek? Hemen şöyle de bir almak istiyorum. Bakalım neler var. Hemen sizlere şöyle de bir gösterelim. Bu arada ben de bir bakmak istiyorum ve hemen başlayacağız. Hmm, evet. Bakın arkadaşlar bir koyun var. Koyunu arkadan beri it giriyorsunuz. Yani nasıl desem sizler burada kendi nasibinizi ittirme durumunuz var biliyor musun? Ya şöyle söyleyeyim. Koyun güzeldir arkadaşlar. Fincanda hele hele bir koyunun çıkması sizler için güzeldir. Hatta koyunlar zenginliği ifade eder burada. Siz burada e, nasibinizi yani bir parayı bir kısmeti itekleyerek kendi hayatına getirmeye çalışıyor da olabilirsin burada arkadaşlar e, belki hatalar yapıldı nasipler konusunda belki yanlışlar yapıldı ama işte beklemediğiniz yerden bu koyunu görme yani nasibinizi görme ve sonrasında da nasibinizi alma durumunuz olacağını da gösteriyor Bak burası güzel geldi çünkü az önce de söylediğim gibi e, böyle bir zenginliği ifade eder koyun. Bakın arkadaşlar bir para meselesi daha var. Şimdi bu para meselesinde hani e, birileri size para veriyor. Sizin o parayı değerlendirmenizi ama güzel değerlendirmenizi istiyor. Siz de şu anda ah vah ediyorsunuz ki ben işte bu kişinin bana verdiği parayı iyi değerlendiremedim diye. Hani parayı işletemedim, parayı döndüremedim, beceremedim. Hani bu işin altından kalkamadım diye şöyle de bir e, ahvah çekme durumunuz var arkadaşlar. Hani çok büyük meblalardan bahsetmiyorum. Ama velakin hani birisi size şöyle söyleyeyim. Bir para veriyor. Siz onu bir değerlendirme durumunuz var. Yani bu parayı değerlendiremediğiniz için üzülmek gibi bir durumunuzun olduğunu da gösteriyor. Bakın arkadaşlar bir ayak çarpması yani Allah korusun ama sakatlanma gibi durumlar görünüyor. Bundan kaynaklı canınız sıkılacağı benziyor. Bak ben gördüğümü direkt söylemek istiyorum burada. Ee, nasıl söylesem sadaka vermeniz sadaka vermenizin uygun olduğunu gösteriyor. Niye biliyor musunuz? Yani bir beladan, bir sakatlıktan, kazadan, rahatsızlıktan, e, böyle başınızda olan büyük belalardan def etmek için şöyle bir e, nasıl desem sadaka verin ki rahatlayın yani anlatabiliyor muyum? Buradaki sıkıntıları def etmek için gücünüz neye yetiyorsa o kadar... Şöyle 3 5 sadaka verin. Ve ben şu sadaka konusunda ki bu gerçekten ciddi bir konudur. Niyetiniz keskin ve net olsun arkadaşlar. Yani sadakayı verirken kendi içinizden bu sadaka beni kazalardan, belalardan, kem gözlerden, nazarlardan korusun diye bu sadakayı veriyorum diye niyet edin arkadaşlar. Bu da sizin kendinize has bir niyetiniz olsun. Bakın evladınız varsa evladınızı, çocuğunuz varsa çocuğunuzu, kardeşiniz olabilir, yakın bir arkadaşınız olabilir. Onun önünü aydınlattığınızı gösteriyor. Bu kişi eğitim için ya da e, nasıl diyeyim? bir iş içinde bir yerlere gidebilir. Önünü göremiyordur. Sen onun önünü aydınlatıyorsundur. Ve bu kişiyi uğurlayabilirsiniz. Dediğim gibi iş eğitim için işte gurbete gidilebilir. Mesela örnek veriyorum. Bu tarz durumlardan kaynaklı da gitme durumunun olduğunu da gösteriyor. Evet, evet, evet. Ağzınız tatlanacak demektir. Yüzünüzün güleceği, bir takım olaylarla karşı karşıya geleceksiniz. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Yani ağzınızın tatlanması ciddi anlamda hoşunuza giden e, kelimeler, hoşunuza giden olaylar, hoşunuza gidecek bir takım durumların içinde olma, böyle güzel haberleri de alma durumudur. Ve burada ağzınız tatlanıp da ağzınız kulaklarınıza kadar gülebilirsiniz çünkü yüzünüzün gülmesi durumu olduğunu da gösteriyor. Bir de bir kutlama havası var arkadaşlar. Böyle e, az önce de söylediğim gibi güzel bir haber olabilir ve burada gelen haber haberi kutlamak isteyebilirsiniz. Bence bugünlerde biraz daha nasıl söylesem mutluluğu nasıl söylesem böyle neşeyi güzellikleri çekiyorsunuz kendi hayatınıza. Yani ne kadar böyle zorluklarla uğraşsanız da bir noktada mutluluğu kendi hayatınıza çektiğinizi söylemek istiyorum. Evet, evet, evet. Kavga etmeyi biliyorsunuz. Amma ve lakin bilinçli olarak kavga etmemek için uğraştığınız birisini gösteriyor. Şimdi siz burada artık damarınıza basabilir. Bir şeyi, elinizde olan bir şeyin onda da olmasını istediği için zıtlık çıkartabilir problem çıkartabilir ama velakin dediğim gibi siz kavga etmeyi biliyorsunuz ama velakin kavga etmeyeceksiniz linçli olarak yani gerçekten kendinizi tutarak onunla belki de hiç muhatap olmayarak kavga etmeyeceğinizi de gösteriyor aslında sizler e, bu tartışmalarda ne kadar uzak kalırsanız o kadar da kendinizi korursunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Bakın arkadaşlar şuradaki dağ sizin zorlu yollarınız, zorlu dağlarınızdır. Yani bu nedir biliyor musun? Ee, şöyle söyleyeyim. Evet yolun zor. Kaderin zor olabilir. Bunları kolaylaştırman gerektiğinden de bahseden bir durum. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizler hani Allah dağına göre kar verir derler ya. Sizin yükleriniz, sizin sorumluluklarınız ciddi anlamda ağır gelebilir, fazla gelebilir. Ama ee, velakin şöyle de bir durumunuz var ki. Bunları kolaylaştırmak için maneviyattan yararlanmanız lazım, maneviyatınızı güçlendirmeniz ve manevi bir yolda yürümeniz gerektiğinden bahsediyor. Bakın, şurada da birilerinden zarar görmüşsünüz ama varlığı yokluğu bir olan, hani diyorum ya iyi gününüzde varlar, kötü gününüzde olmayan birilerinden zarar gördüğünüzü gösteriyor. Şimdi bu insanlar tabiri caizse özür dilerim gerçekten asalak tipli insanlar. Niye biliyor musun? Çünkü ne yaptığını, nasıl davrandığını, neden öyle davrandığını bilmeden hareket eden insanlar bunlar. Siz de e, bu tarz bir insana hani neyi ne amaçla yaptığı daha kendi bilmeyen bir insana belki de değer verdiniz. Bu insandan bir zarar gördünüz. Şimdi o zararın ceremesini siz çekiyorsunuz demektir. Bir nevi de şöyle söyleyeyim. iyilik yaptıysanız onun ceremesini çekiyorsunuz. Ama kötülük olarak çektiğinizi söylemek istiyorum. Şimdi bu iş ortağınız olabilir. Arkadaşınız olabilir. Lütfen böyle insanlar yani hayatınızdan uzak tutmanızda fayda var. Şimdi arkadaşlar hmm, surat ifadesi ciddi anlamda kızgın ve bir o kadar da kötü bir karakter var. Siz e, bu insanla hani kötü dediğim insanla kötü bir yola girmeye niyetleniyorsunuz. Aslında sizin içinize sinmeyen bir yoldur bu. Yani bu bir karardır aslında. Siz böyle bir yola gireceksiniz. Ve içinize sinmeyecek ama. Hani vaz mı geçsem nasıl olur gibi düşünceleriniz olabilir. Ama zararın neresinden dönerseniz kardır arkadaşlar. Yani siz burada ee, ben bunu yapmak istemiyorum diyorsanız yapmayın hissiyatlarınız o işi yapmamakla alakalı bir takım durumlar içindeyse onu yapmayın lütfen neden çünkü buradaki kötü insan yanlış bir yola girmiş tek başıma kalmayayım diye de sizi o yanlış yola sevk ettirmeye çalışıyor bu insandan kötülük görürsünüz bu insan açıkçası sizleri güzel bir yere götürmez. Ne demiş atalarımız? Bülbül güle götürür, karga çöplüğe götürür. Buradaki kötü niyetli karaktere asla izin vermemeniz lazım. Onun yolundan da gitmeyin. Bakın arkadaşlar bir horozunuz var. Bak şurada tam da bir horozunuz var. Şimdi horoz duyulacak sesleri hatta horoz öter vaziyette kafa yukarıda bir vaziyette ee, horoz duyulacak haberleri yeni gelişecek ve aniden gelişecek bir takım e, olayları gösterir. Beklemediğin bir yerden bak özellikle söyleyeyim beklemediğin bir yerden gelecek olan bir haber var habere şaşırma durumun var e, isteksiz de olsa o haber karşısında bir şeyler yapman gerektiğinden bahsediyor. Sen e, açıkçası burada beklenilmeyen bir takım durumlarla karşı karşıya gelmeye hazırlan. Şimdi arkadaşlar birisine karşı çok kızgınsınız. Nasıl diyeyim ya? Biraz da bronz esmer bir ten gösteriyor. Birisine karşı çok kırgınlığınız var. Ee, bir nasıl desem kızgınsınız. Aynı zamanda nasıl bir şey biliyor musun? Beni anlamadın, beni dinlemedin diye birilerine karşı kızgınlığınızı ifade etmeye çalışıyorsunuz. Burada kendinizi ee, savunmaya çalışıyorsunuz. Aslında güçlü bir karaktersiniz. Yine de üzülmeleriniz var. Hani insanlar sizi anlamıyor diye üzülüyorsunuz ve bir noktada haykırıyorsunuz. Hani ben kızgınım. Bak beni anlamadığın için ben çok kızgınım. Ben çok kırgınım diye böyle bir insanlara haykırma isteğiniz olabilir. İnsanlar bazen bunu kendi içinde de yaşıyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim. İlla bir insana haykırmak değil mesele ama ve lakin de şunu söyleyeyim kendi içinizi de haykıracağınız bir takım durumlarınız olabilir. Bak üzülseniz de o güçlü halinizden tavrınızdan kesinlikle taviz vermeyeceğinizi söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar bir konu var. Son olarak da bunu söyleyeceğim. İlk adımı atmak için bak çarpı vardı. Artık artı var. Yani bu bir olumlama. Artık yapabileceğini gösterir. Bir adım atacaksan iş kurmak olur, işe başlamak olur. Kendinize göre yorumlayın lütfen. Burada ilk adımı atmaktan kaynaklı hep bir çekinceniz varsa Kesinlikle arkadaşlar. Şöyle de bir ilk adımı atmak için güzel bir zamanlamada olduğunuzu gösteriyor. Şimdi şöyle bir de tabağınıza bakalım. Sonrasında da bir tarot açılımı yapacağız. Hadi bakalım. Evet. Hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bir balığınız var ki bakın hem parçalanmış halde hem de e, böyle bir bütünleşmeye çalışır bir şekilde. Bu ne biliyor musunuz? Aslında çok güzel bir nasibi gösterir. Çok silik bir şekilde olsa da yani tam net gibi görünmese de şurası kuyruğu ve burası başı olarak gövdesi. Çok güzel bir nasiptir bu. Herkese nasip olmayacak bir nasip. Bak bugün bu açılımı dinleyenler güzel bir haberle, güzel bir nasiple böyle istediklerini elde etmek için ya da niyetlerinin gerçekleşmesi için bazı olanakları karşınızda bulabilirsiniz arkadaşlar özellikle bu açılımı dinleyen arkadaşlara söyleyeceğim bunu çünkü e, buradaki balık ciddi anlamda büyük balık ve her zaman söylüyorum kaçan balık büyük olur arkadaşlar o yüzden hiçbir balığı hiçbir nasibi kısmeti kaçırmamaya çalışın şimdi bu balıktaki nasip sizi hayat olarak bir üst noktaya taşıyacak vaziyette. Niye? Çünkü yükselmeyi, bir başarıyı, bir üst noktaya çıkmayı gösteren durumda balığınız. Şimdi arkadaşlar, bir takım eğitimler mi desem? Bakın, birden fazla eğitim ya da birden fazla işte okul hayatınız olabilir. Şimdi bu eğitimleriniz, bu okul ayaklarınız bir noktada sizin işinize yarayacak olarak görünüyor. Sizler arkadaşlar o kadar net bir şekilde kararlısınız ki ben olduğum yerde kalmayacağım. İlerleyeceğim, ilerleyeceğim, ilerleyeceğim. İlerleyebildiğiniz kadar ilerlemeyi düşünüyorsunuz. Burada ilerlemeleriniz var arkadaşlar ve çok kararlısınız kabiliyetleriniz var. Bu kabiliyetlerinizi de kullanarak böyle bir ilerleme durumunuzun olduğunu da gösteriyor. Bakın şurası yer değişimini gösteren durum. Eviniz olabilir. İş yerinizi değiştirebilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim. Yol güzergahınızı değiştirme durumunuzdur bu bir yerden bir yere giderken ki örnek veriyorum iş yerinden eve giderken ki yol güzergahını değiştirmek bu da ev ve iş yerinden birisinin değişmesiyle olabileceğini gösteren bir durum değişim var toparlanma var ama bu değişimlerin sizlere bir denge getirmesi gibi e, durumu olduğunu da gösteriyor bakın. E ee, Belki çok saygın bir insandınız, çok e, böyle sevilen bir insandınız. Yakın zamanda size karşı duyulan belki saygınlığı ya da sizleri seven insanları da kaybetmiş olabilirsiniz. Burada bir hata, bir yanlış yapılmış ve bu insanların gözü önünde yapılmış. O yüzden de bak, ben her zaman ne diyorum? böyle durumlarda halinize, tavrınıza, giyiminize, kuşamınıza, konuşmanıza dahi dikkat etmeniz gereken bir durumdasınız. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer dikkat etmezseniz, tavrınıza, konuşmalarınıza, hareketlerinize dikkat etmezseniz saygınlığınızı kaybedersiniz. Bu bir. Sevdiğiniz yani sizi seven insanlar tarafından da o sevgi duygunuzu kaybedersiniz. Yani sizleri eskisi gibi sevmezler, değer vermezler. Demek ki bugünlerde söylediklerimize, ağzımızdan çıkanlara, halimize, hatrımıza, tavrımıza dikkat etmemiz gereken bir zamanda olduğumuzu da gösteriyor. Bu önemli arkadaşlar çünkü gerçekten kişinin saygınlığını, karakterini, duruşunu hep bu tarz durumlar belirler. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle hemen fincanınızı, kahvenizi kenara alalım ve 22 Kasım Çarşamba gününe niyet şöyle bir de tarot açmak istiyorum sizler için. Sizler de lütfen bu aşamada kendi niyetlerinizi şöyle oldu niyetiyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Hadi bakalım kartlarımız neler gösterecek. Hemen ilk kartımızı alalım. Ay kartı geldi. Şimdi ay kartı arkadaşlar baba tarafıyla, baba ile alakalı, baba evi ile alakalı uğraşlarınız olacağını da gösterir. Şimdi baba da rahatsızlanmaları olabilir. Bunlarla uğraşabilirsiniz. Sağlık problemleri olabilir. Bunlarla uğraşabilirsiniz. Ya da baba evinde konuşulması gereken konular vardır. Tamirat, tadilat gibi konular vardır, miras gibi durumlar vardır. Bunları konuşmak için böyle de bir baba evine gidebilirsiniz. Baba evinden gelecek haberi de gösterir ay kartı. Şimdi arkadaşlar ay kartında bir takım hissiyatlarınızın, sezgilerinizin artması, çoğalması durumu olduğunu da gösteriyor. Şimdi yol gösterici olarak söyleyebileceğimiz bir takım rüyalar görebilirsiniz. Bugünlerde gördüğünüz her rüyayı herkese de anlatmayın. Kötü yorumlar, güzelim rüyalarınız kötü değerlendirilir. Buna izin vermeyin. Şimdi bilinçaltınızda çok fazla düşündüğünüz konuları rüyalar yoluyla görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ve devam edelim bakalım aslan kartı güçlü olduğunuzu yani ne kadar zorluklarla uğraşsanız da güçlü bir karaktere sahip olduğunuzu sizlere söylemiştim cesaretleniyorsunuz güçleniyorsunuz ee, burada kendinize ciddi anlamda güveniyorsunuz gözünüzü korkutmaya çalışanları korkutmayı başarıyorsunuz. Şimdi bir takım olayları da sizlerin yönlendirmesini, sizlerin böyle bir değerlendirmesini isteyebilir etrafınızdaki insanlar. Bu dönemde bunlarla da uğraşılabilir. Şöyle devam edelim bir bakalım. Hemen kartlarımızı alalım. Evet. Diğer kartımıza bir bakalım. Tilki geldi. Şimdi kendini kurnaz sanan ama sizi de saf yerine koyan, yalan söyleyen, arkadan iş çeviren bazı insanlar var. Şimdi bu insanlar sizin iyi niyetinizi kullanmaya çalışır vaziyette. Kurnazlık yapıyorlar. Hep benim dediğim olsun. Hep benim dediğimi yapsınlar diye düşünseler de Arkadaşlar yalancının mumu yatsıya kadar yanar biliyorsunuz değil mi? Bu yalanlar, dolanlar, bu kişinin kurnazlıkları, arkadan söylediği kelimeler, cümleler, arkadan çevirdiği işler bugünlerde meydana çıkabilir bilginiz olsun. Devam edelim bir bakalım dişil enerji geldi. Şimdi dişil enerji geldiğine göre arkadaşlar erkeklerde eril, bayanlarda dişil enerjinin yükselmesi gibi bir takım durumlar olduğunu da söyleyebilirim. Burada enerjinizin yükselmesi yıldızınızdaki enerjinin de yükselmesine sebep olacak. Doğurganlık gibi durumlarınız çok aktif olabilir ve doğurganlığınız çok yüksek olabilir karşınızdakini enerjinizle beraber yönetebilirsiniz. Neden? Çünkü böyle bir enerjinizi insanlar üzerinde kullanarak karşınızdaki insanları yönlendirme gibi durumlarınız da olabilir. Devam edelim. Bir bakalım ve 3 kartımı seçmek istiyorum. Ve hemen ilk kartımızla başlayalım. Hayatta biraz yavaşlaman gerektiğini gösteriyor. Çok hızlı hareket ediyorsun. Biraz daha yavaşla. Hayattan bir kere geçeceksin. O yüzden ağır bir şekilde hareket et. Şimdi arkadaşlar sizin hayatınızda uğraştığınız bir takım işler var. Bu işler bir an önce yapılsın. Siz de rahatlayın sonucu ulaşsın diye uğraşıyorsunuz. Ama o işler gerçekten bir kablumbağa gibi o kadar yavaş bir şekilde ilerleyecek ki sabrınız ciddi anlamda sınanacak vaziyette. Burada arkadaşlar zaman bugünlerde sizlere geçmek bilmeyi bilir ve e, kendinizi biraz nasıl desem siz zamana ayak uydurmaya çalışın. Çünkü zaman size ayak uydurmayacak. Devam edelim bir bakalım. Nasip,ler, kısmetlerin olduğu kartım. Balık kartı geldi. Kısmetler, bak bolluk, bereketler. Zaten hareket berekettir arkadaşlar. Ne kadar hareket ederseniz o kadar çok bereketinizin olacağını söyleyebilirim. Şimdi nasipler konusunda yavaş ilerleseniz de bu nasiplerin sizlere getireceği değişimler karşısında hızlı değişimler olacağını da söyleyebilirim. Bir de maddi anlamda kazançlarınızda bir takım yükselmeler olabilir. Yani rızık kapısının kapısında bekliyorsunuz ve bu kapının artık sizler için açılması durumunu da gösteriyor. Devam edelim bir bakalım. Gök kuşağı kartı sıkıntılarla boğuşulmuş. Yani öyle bir boğuşmuşsunuz ki bu sıkıntılarla sonunu getirmişsiniz diyebilirim. Sıkıntılı bir sürecin bir dönemin sonuna geldiğinizi gösteren kartımdır. Problem çıkartan insanları hayatınızdan çıkartın. Sürekli kötülüğünüzü isteyen, kötü yorum yapan insanları hayatınızdan çıkartın. Hiç olmazsa araya bir mesafe koymanız gerektiğinden bahsediyorum. Sonrası ferahlama olacak. Sonrası psikolojik de olsa, maddi ve manevi de olsa iyileşme durumu olacağını da söylemek istiyorum. Şöyle hemen bir devam edelim bakalım. Son 3 kartımı seçeceğim. Evet, hemen bir bakalım bakalım kartlarımız bizlere neler gösterecek? Dostluk kartı geldi arkadaşlar. İyi geldiğini düşündüğünüz bir arkadaşınız, bir dostunuz Bugünlerde sizden yardım almak için sizlere gelebilir. Maddi ve manevi bunu söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar bir yardıma bir desteğe ihtiyacı var. O yüzden de sizlerden yardım almak için geleceğini de gösteriyor. Bir de şöyle söyleyeyim. Sizler de gerçek bir dost arayışı içindesiniz. Konuşmaya, anlatmaya, anlaşılmaya ciddi anlamda ihtiyacınız var. Ve bu kişiler e, hayatınıza gelecek diyebilirim. Etkileşim kartı. Bakın erkekler çok yakışıklı olmak için bayanlar çok çok e, güzel olmak için uğraşabilirler. Hatta bazı durumlarda estetik operasyonları dahi yaşayabilirsiniz. Çünkü amacınız çekici ve cazibeli olmak. Arzulanan insan, aranan insan olmaya çalışmak. Burada o yüzden daha yakışıklı ya da daha güzel olmaya çalışabilirsiniz ve bunları da yapacaksınız. Hani lafta kalmayacak. Dış görünüşünüzden tutun iç dünyanıza kadar aslında kendinizi iyileştirme durumlarınız, güzelleştirme durumlarınız olduğunu gösteren de kartımdır. Ve şöyle hemen son kartımıza bir bakalım. Güvercin kartı geldi. Evet, yapılan bir hata var. Şimdi hayatınızdan çıkıp giden bir insan var ama bu insanın da sizlere yaptığı bir hata olduğunu gösteriyor. Tabii ki de bu hata karşısında bir pişmanlığı var arkadaşlar. Ee, bu yüzden de pişmanlığından kaynaklı özür dilemek için sizin onu affetmeniz için sizlere gelebilirler ben seninle barışmak istiyorum diyebilirler aslında bu sefer iyi niyetlerle gelecek bunu söyleyelim karşınızdaki insan iyi niyetlerle gelecek o yüzden şöyle bir barışabilirsiniz Evet arkadaşlar 22 Kasım Çarşamba günü niyetine şöyle bir kahve ve tarot açılımlarımızı yaptık. Lütfen açılımlarda size ait olan pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi bırakın, gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.